Anlaşıldığı gibi biz bu aileyi niye konuştuk? Yani son geçen işte operasyon Kasım 2023'te yapıldı. O günden bugüne değin konuştuğumuz dosyalardan biri. Şundan ötürü bu şatafatlı hayatları bizim bu aileyi konuşmamıza neden oldu. Hı hı. Diyelim Dilan Polat eve gelen kuryeye çeyrek altın verdiğinde biz onu konuşur olduk. İçtiği kahveye altın tozu döktüğünde biz onu konuşur olduk. Engin Polat Dilan Polat için evlilik yıl dönümünde New York'ta Times Kule meydanında o billboard'a ikisinin fotoğraflarını koyunca biz bu aileye konuşur olduk. Çünkü bu konuşmanın haklı bir background'u sebebi vardı. Nihayetinde bu kişiler Dilan Polat 2016-17'de doğum fotoğrafçılığı yapan bir kişi. Evet. Keza Engin Polat taksi şoförlüğü yapmış mesela 2014'lerde, 15'lerde. Şimdi kamuoyu haklı olarak sordu. Yani şu 10 milyonluk, 15 milyonluk, 20 milyonluk arabalar işte villa nereden geldi sorusu haklı olarak soruldu. Dolayısıyla bir operasyon yapıldı. 28 kişiye yönelik bir iddianame düzenlendi. Ve tutuklu olan kişiler arasında yer alan Engin Polat bu örgütün lideri olmakla suçlanıyor. Şimdi ikinci volümüze gelelim arkadaşlar. 28 mi bu arada? 28. Toplam? 28. Şimdi Bu aynı zamanda bir aile örgütü de diyebiliriz. Çünkü ailede çok sayıda kişi var. Yani Engin Polat örgüt lideri olmakla suçlanıyor. Baba zengin Sezgin Polat örgütün yöneticisi olmakla suçlanıyor. Kardeşi Kürşat Polat örgütün yöneticisi olmakla suçlanıyor. Dilan Polat, Engin Polat'ın eşi örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın kız kardeşi, o da örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. Hatta bu örgütte Engin Polat'ın anneannesi var 74 yaşında Zehra Yılmaz. O ne yapıyor örgütün? Çünkü o da şöyle, yani yaşlı kadının bir suçu yok elbette ki, gitmişler onun üzerinde iki tane şirket kurmuşlar. Ha, o şekilde. Ondan ötürü yaşlı kadının bir suçu yok. Keza Mustafa Özalp burada, ki Mustafa Özalp önemli biri. Türkiye'de 600 kadar fenomenin bütün o ajans işlerini yapan kişi. Hmm. Ve Mustafa Özalp ve eşi de bu arada altta görünen kişi. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor Mustafa Özalp. O fotoğraftakiler aynı kişi mi? Mustafa Özalp örgüt yöneticisi. O yandaki? Kürşat. Ha, tamam. Kürşat şeyin kardeşi. Tamam. Engin Polat'ın kardeşi. Şimdi iddianamede savcılık bu kişilerin 3 temel suça tevessül ettiklerini, suça bulaştıklarını iddia ediyor. Ve bu variyetin kaynağının da buradan geldiğini iddia ediyor savcılık. Bir, şimdi gelelim bir sonraki volümüze. Şimdi anlatmaya başlayalım. Burada savcılık diyor ki, bir, Polatlar yasa dışı bahis baronlarıyla temasa geçtiler. Ve yasa dışı bahis baronlarının elde ettikleri haksız ve kirli parayı Türkiye'de aklama faaliyetin içinde oldular. Dolayısıyla bu variyetin kaynağının bir bölümü buradan geliyor. Savcının iddiası bu yönde. Bunu da neye dayandırıyor? İddianamede bir gizli tanık ifadesi var. Gizli tanık da şu. Bahis baronlarından bu arada bahsettiğimiz Veysel Şahin gerçekten, yani Türkiye'nin yanı sıra uluslararası çapta bir büyüklüğe sahip olan bir bahis baronu. Türkiye'de yakalandı, tutuklandı, cezaevindeki tahliyesi çok skandallarla anıldı. Bir de Derkan Başyer var, Veysel Şahin'le beraber olan. Şimdi gizli tanık şunu söylüyor. Diyor ki Engin Polat 2017'de Kıbrıs'a geldi. Ben de oradaydım. Ben hatta bu sitelerden birinin yöneticisiydim. Veysel Şahin cezaevine girdikten sonra Derkan Başyer bu kişinin sitelerinin, yani işlerini devraldı. Ve şunu söylüyor. Ve iddianamede bu toparlanmış durumda. Savcılık şu iddiada. O iddiayı delillendirme konusunda bir problem var. Ancak şu noktada bir argüman gelişmiş durumda. Engin Polat, Derkan Başer'in alt elemanlarından biri. Çünkü şunun için söylüyor savcılık. Diyor ki Derkan Başer büyük bir yasa dışı bahis organizasyonu yönetiyor. Şu anda kendisi Gürcistan Batum'da olsa gerek. Ve bu paraların kendisine aktarılması için kullandığı bazı kişiler var. Bunlardan biri de Engin Polat. Bunu şu noktada şu hususu aktarmak gerekiyor. Savcılık iddiamesine geçiyor.
Bir Abdülsamet Aksu diye bir kişiden bahsediliyor. Abdülsamet Aksu halihazırda Derkan Başer'e bağlı çalışmakla suçlanan ve yasa dışı bahis operasyonu yapılan bir kişi. Abdülsamet Aksu operasyonuyla Dinan Polat çiftine yönelik operasyonun arasında bir şeylik var. Tarih olarak da bir yakınlık var. Eylül ayı sonunda Abdülsamet Aksu ekibine bir operasyon yapıldı 29 Eylül'de. Polat çiftine ise 1 Kasım 2023'te bir operasyon yapıldı ve bu kişiler bu operasyon kapsamında alındılar. Dediğim gibi savcılık şu iddiada bu iddianın temellendirilmesi elbette ki mahkeme yargılama sürecinde konuşulacak. Sanık avukatları bu hususu değinecekler. Savcılık dediğim gibi Engin Polat'ın bu yasa dışı bahisten elde edilen paraların özellikle kripto varlıklar üzerinden Erkan Başer'e aktarıldığını iddia ediyor. Tabii bu işi yaparken oradan da komisyon mu bu alıyor? İşi yaparken bir komisyonla yaparsınız yani. Evet ki bu işi bu servet, bu şatafatlı yaşamda oradan aldığı komisyonun evet. Maddiyata ele avuca gelmesi, aklanması aslında tabii bir anlamda. Bu işte öyledir. Yani başkaca yasa dışı bahis dosyalarında da gördüğümüzde bu arada hakikaten büyük bir organizasyon gerektirir bu. Hatta ona dış finansman diyorlar. İddianamede de o geçiyor. Diyelim bir yasa dışı bahis geliri var. Bunun için diyelim sizin banka hesaplarını bulmanız gerekiyor. Bunun için çok sayıda kişiyi bulmanız gerekiyor. Tek tek o kişileri buluyorsunuz. O kişilerin hesaplarını kullanıyorsunuz. ATM'ci ekipler var. Parayı toplayan ekipler var. Para sonra birilerine... Herkes bütün bu süreçte yer alanlar bir pay alıyorlar. Elbette ki savcının iddiasına göre Engin Polat bu noktada Derkan Başer'in hemen altındaki isim. Dolayısıyla isim. Aldığı pay yüksek olduğu iddiasında. Şimdi savcının bir diğer iddiası şu. Bir sonraki bölümümüze de gelebiliriz. Bu kişilerin yoğunca bir naylon fatura işi yaptığını ifade ediyor. Bu arada Vergi Denetim Kurulu Başkanı hazırladığı raporda yer alıyor. Bu arada bu noktada kullanılan sahte faturanın tutarı, yani tanzim edilen sahte faturanın tutarı 489 milyon TL. Bu hakikaten çok yüksek bir rakam. Naylon fatura nedeniyle, olur da bunlar naylon fatura değil de gerçek bir ticaret olsaydı, kamunun KDV olarak kaybı 89 milyon TL olarak hesaplanmış. Paravan olarak kullanılan, yani bu sahte fatura, naylon fatura işini bizzat söyleyen, yani bu ekipler, bu insanlar, bu naylon fatura işini yapan diyen kişi itirafçı olan Ahmet Gün. Bunların mali müşaviri. Bu arada bu dosyada 4 tane muhasebeci var. Ahmet Gün, Gökay Bekar, Zekai Tepe, Zümrüt Yerebakan. Düşünebiliyor musunuz? Bir grupta 4 kişi bu kişilerin işlemesi konusunda ya göz yummuş ya birilerini uyarmamış. Paravan olarak kullanılan firma sayısı 31. Savcılık bu şirketlerin toplam tahsilatının 1 milyar 273 milyon TL olduğunu yine Vergi Denetim Kurulu raporlarından çıkıyor. Savcının iddiasına göre Derkan Başer'in Abdülsamet Aksu üzerinden topladığı para 1.1 milyar lira. Burada da 1 milyar 273 milyon TL. Dolayısıyla bu iki rakam arasında bir yakınlık olduğunu ifade ediyor. Yani şunu demeye getiriyor. Derkan Başer var başta. Derkan Başer'in alt elemanlar var. Bunlardan gelen para birbirlerine yakın. Rakamlar. Ve sonra da Polatlara ait el konulan para tutarı ise 22 bu nakit olarak. Bu elektronik para ödeme şirketinde bunların bir parası kripto vardı. Evet, 22 milyon küsur TL ve bu paranın yanı sıra 31 firmaya da tabii el konmuştu. Bilindiği gibi lüks araçlarda da el konmuştu. Emniyetin önüne çekildi. Durum böyle.